asla izin vermeyeceğiz. Bakın, duvarda asaletiyle duran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kutsal emanetinin canını biz Türk hekimlerine emanet etmiştik. Biz Türk hekimleri, bize güvenmiştir çünkü atamız. Atamızın güvendiği hekimler olarak biz birbirimize güvenemeyecek miyiz? Bir abinin bir kardeşe güvendiği gibi sırtımızı dönüp gidemeyecek miyiz? Aynı yükü uğruna çalışamayacak mıyız? Çanakkale'de dedelerimiz bir dönem mezun vermediler. Hepsi koyun koyuna şehit oldular. O dedelerimizin içerisinde Güneydoğu'dan da vardı, güneyden de vardı, kuzeyden de vardı, batıdan da vardı, İç Anadolu'dan da vardı. Ama şimdi Çanakkale'de koyun koyuna yatıyorlar. Hepsine Allah razı olsun. Biz onlara layık olmaya çalışacağız. Meslek onurumuzu her şeyin üstüne tutacağız. Bakın hekimlik şu anda hem özlük hakları hem saygınlık yönünden dibe vurmuş durumda. Biz bu çalkantıdan hekimliği çıkarmanın yolunu çalışacağız. Biz birbirimize güveneceğiz arkadaşlar. Hekimler birbirine güvenmekten başka bir şey yok. Bu kurtuluş reçetesi sadece bizim elimizde. Bizi kimse gelip kurtarmaz. Belli ki Türk Tabipler Birliği'nin şu ana kadar izlediği politikalar da yanlış, iyi niyetle de olabilir. Ama yanlış, duvara dolsun. Her geçen gün daha da erozyonumuz oluyor. Öyleyse bunun bir şekilde değişmesi lazım. Bakın bugün Türk Tabipler Birliği 110 bin üyemiz var. Soruyorum size, elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Özel hastaneler, özel hekimlerin Türk Tabipler Birliği'ne üye olması mecbur olmasa kaç bine düşer bu üye? Öyleyse hekimlerin koşa koşa geleceği bir Türk Tabipleri Birliği kurmamız lazım. Bu bizim elimizde. Bunu kimse yapmaz. Biz yapacağız.